Karşınızdayız. Fenerbahçe'yi konuşacağız. Bu bölümde Fenerbahçe'yi konuşarak başlayalım ama bir bandımız var. Onu ekranlara getirelim. Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konya Spor'u ağırlayacak. Mücadele akşam saat 19'da başlayacak. Konya Spor Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek ve Konya Spor bu deplasmana Aykut Kocaman önderliğinde çıkacak. Aykut Kocaman ise Ülker Stadyumu'na 9 ay aradan sonra ayak basacak. Bu bilgiyi de izleyicilerimize paylaşalım. Mehmet Emin Uluç, reklama gitmeden önce eksik yok, alternatif az demişti. Yani 4 oyuncusu oynayamayacak, bu bilgiyi vermiştik zaten izleyicilerimize. Kocaman düello başlığını atmış Fotomaç gazetesi de ve Ersun Yanal'ın bu karşılaşmada daha ön planda olduğuna vurgu yapmış. Buradan devam edelim istersen Mehmet Emin Uluç. Şimdi Fenerbahçe-Konya maçı, Aykut Kocaman Fenerbahçe hocası. Bugün yine Fenerbahçe-Konya maçı, bu sefer Aykut Kocaman Konya Spor'un hocası. Ki hafızam beni yanıltmıyorsa geçtiğimiz sezonda Aykut Kocaman Fenerbahçe'den gitmeden önce Konya Spor mücadelesindeydi. Evet, yani Fenerbahçe'nin başına çıkmış, başında çıkmıştı. Son mücadelesi Konya Spor'a karşıydı. Son maç tabii. Evet. Onu vurgulamak istemiştim zaten. Yani Kadıköy'deki son buluşma, iki takımın son buluşmasında Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin başında değil, şimdi Konya'nın başında. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe taraftarının beğenmediği bir oyun formatı var. Ve bu oyun formatını şu anda Konya ile uyguluyor. Ve iyi de işler çıkartıyor. Gayet başarılı sonuçlar alıyor. Bugün açıkçası çok sıra dışı bir tribün bekliyorum. Merak ediyorum neler olacak. Malum Alex de Souza İstanbul'da. İzleyecek maçı. Alex de Souza Fenerbahçe'nin sponsoru olan bir sigorta şirketi tarafından Getirildi. Fenerbahçe yönetimi bizim müdahalemiz yok diyor konuyla ilgili ama hazır İstanbul'a gelmişken FB TV'de ağırlama ihtiyacı hissettiler. Aynı zamanda maç öncesi Alex'e bir plaket verilmesi gündemde ki karşılaşmayı da Sayın Ali Koç'un locasından izleyeceğini öğrendik. Açıkçası Aykut Kocaman'ın 9 ay sonra Kadıköy'e döndüğü karşılaşma öncesi Alex'in gelmesini manidar mı? Biraz manidar buluyorum. Ama inşallah bu buluşma aynı zamanda bir birleşmeyi de beraberine getirir. Fenerbahçe camiası kendi değerlerine ikisine birden sahip çıkar. Ve hem Aykut Kocaman'ı hem de Alex'i Souza'yı bağrına basar. Bir ayrışmaya neden olmaz. Çünkü Fenerbahçe'nin özellikle son dönemde en son ihtiyacı olan durum bu. Bu hani tribün ve maç öncesi yapabileceğiniz genel değerlendirme. Onun dışında iki hoca da hem Fenerbahçe camiasını çok iyi tanıyor hem de kendi takımlarına daha hakim. Ama ben burada Ersun Yanal değil, Aykut Kocaman'ı bir adım önde görüyorum. Çünkü sahaya çıkan takımı son derece iyi tanıyor. Oradaki dinamikleri son derece iyi biliyor. Sadece Türk futbolunu iyi tanıyan bir hocadan bahsetmiyoruz. Hem Konya Spor'u hem de Fenerbahçe'yi son derece iyi bilen bir teknik adamdan bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin avantajı nedir? Fenerbahçe'nin avantajı Zenit karşılaşmasında olduğu gibi inanılmaz bir taraftar desteğidir. Aykut Kocaman da futbolcularına sadece sahadaki rakiplerine karşı değil, aynı zamanda tribünden gelecek baskıya karşı da dik durmaları gerektiğini öğretmiştir diye düşünüyorum. Her iki takım için de çok zor bir maç olacak ama Konya'nın bir avantajı daha var. Hiç kimse Konya, Kadıköy'de puan alamazsa ya da puan kaybederse ne oluyor demez. Ama Fenerbahçe'nin bu süreçte Kayseri mağlubiyetinin üstüne bir daha tökezlemesi zaten hassas olan durumun daha da vahim bir hale gelmesine sebep olabilir. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin 3 puan dışında bir alternatifi yok. Evet, Fenerbahçe'nin belki eksiği değil alternatifi
az dedim, eksiği yok, alternatif az dedim ama bu karşılaşma özelinde sahaya çıkan her futbolcu elinden gelenin fazlasını yapmak zorunda. Çünkü Fenerbahçe mutlak ve mutlak galibiyetle yoluna devam etmeye mecbur. Serdar Sarıdağ ile devam edelim. Mutlaka Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşması öncesi onun da notları vardır. Eksik oyuncular kimdi Fenerbahçe'de? Bir daha İsla. Tolgay Arslan. Tolgay, evet. İzla, Soldado. Ekici. Ekici. Ya önemli oyuncular. Evet. Yani ilk 11 oyuncuları gibi. Hepsi önemli oyuncular. Özellikle bence Tolga. Tolgay'ın... Bence Tolga'nın hiçbir önemi yok. Şöyle ki Tolgay forma gidiği maçlarda Fenerbahçe'ye ne kattı dersen bence pek bir şey katamaz. Kaç maç oynadı? Ekici önemli burada. Kaç maç oynadı? Onu söylemeye çalışıyorum yani. Tolgay hani gelir burada 6 maçta takımı... Tolgay'ın bak Mehmet şimdi ilk ikinci maçıydı galiba. Twitter'da bütün Fenerbahçe taraftarı şunu yazıyor. Biz bu kadar uzak mesafeden diagonal pasları özlemişiz. Hı hı. Fenerbahçe'nin en önemli eksiklerinden biri. Ha 90 dakika mı? Yok. 30 dakikalık bir Tolgay. Zaten genelde 30-40 dakika, ilk 30-40 dakika iyi oynuyor. Daha bir istekli oynuyor. Ve o süreçte hani erken gol getirtebilecek bir orta saha oyuncusu. Ama 10 numara değil tabii ki. 8 veya 6. Bence önemli bir eksik böyle bir takım için. Çünkü doğru yer Fenerbahçe bence Tolgay için. Yani Beşiktaş doğru yer değildi. Niye doğru yer değildi? Orta sahada çok seçeneği vardı. Ama şu anki Fenerbahçe'de hakikaten doğru yer onun için. Çok da istekli. Soldado ben hep söylüyorum sadece Fenerbahçe'nin değil. Bu ligin son dokunuş anlamında en usta isimlerinden biri. Yani Soldado'nun son dokuşunu al, lense ver. Lens zaten Türkiye Ligi'nde oynamazlar. Daha büyük liglere gider. Koşuyor, ediyor falan ya. O son dokunuşu yok Lens'te. İşte Soldado'nun son dokunuşu benim için daha önemli. Yani koşmasın yeter. Önemli bir eksiklik. Slimani'nin Zenit maçında attığı gol insan umut veriyor Fenerbahçe'de. Umut veriyor. Slimani bu. Ersun Hoca onu Konya maçında, akabinde, sonrasında Beşiktaş derbisi var. Orada da o Zenit maçındaki Slimani yapacak mı? Yapabilir. Böyle bir hoca. Oyuncusuyla doğru iletişim kurabilen, oyuncusuna yani kaba tabiriyle oyuncusuna gaz verebilen bir isim. Oyuncusuna yani ayağa kaldırabilen bir isim. Hı hı. Hani Şenol Güneş'te Burak Yılmaz neyse Trabzon'daki dönem için söyleyeyim. Belki de Ersun Yanal'da Slimani öyle bir şey olabilir. Ben o konuda Ersun Yanal'ın yetenekli olduğuna inanıyorum açıkçası. Yani Slimani'nin geçmişini arıyor Ersun Yanal. Şimdi tabii Konya maçı, Aykut Hoca, Alex, Kadıköy, yani bir sürü şey bir araya geliyor. Ha bu maçta mı gelmesi lazımdı bir araya? Alex dedi ki ben bilmiyordum Konya maçı olduğunu mesela. Acaba bilse gelir miydi Alex? Aykut Hoca'nın maçı olduğunu bilmiyorum diyor. Bilmiyor muymuş? Öyle söylemiş. Ben öyle okudum. Peki. Benim haberim yoktu ondan. Ha bilse gelecek miydi, gelmeyecek miydi? Alex'in her gelişi kriz mi yaratıyor? Bence yaratacak bir konjonktürü yok şu an Fenerbahçe'de. Başkan Ali Koç. Her şey değişti biraz Fenerbahçe'de. Yani Yıldırım dönemki Fenerbahçe gibi bir Fenerbahçe yok. Yani Alex bu kulübün, değil bu kulübün, benim açısından Türk futbolunun da baş tacı. Şunu sormak istiyorum. Evet, hani duygusal anlamda bir bağlılık var. Duygu anlamında bir bağlılık var Alex'le Fenerbahçe taraftarı ve camiası arasında. Reel anlamda hani bu eyleme dönüşür mü bu bağlılık? Bunun bir göstergesi midir bu akşamki maçı izlemesi Alex'in tribünden? Ya tribünleri birleştirici açısından, yani tribünlerin tribün performansı açısından önemli bir misafir. Misafir değil, ev sahibi zaten. Önemli bir isim. Ama sahadaki futbolcularına bakmaz. Yani Alex geldi mi? Sahadaki futbolcular... Ama şey olarak, cami olarak önemli. Yani Ali Koç'un basın toplantısı, üzerinde bu olay, Alex'in gelmesi. Bir de galibiyet. Ben size bir şey sorayım mı? Bunlar hepsi bir araya geldiği zaman derbi öncesinde önemli. Belki de derbi öncesi. Yani bu maç için değil, derbi öncesi bir bütünleştirici faktör olsun diye getirdi Alex. Bence bu maçı... Yani ekstra bir sorumluluk yüklenir mi Ali Koç tarafından? Bunu sormak istiyorum. Yok, ben şunu anlamak istiyorum mesela. Ki... Muhtemel tartışmaların da olup olmayacağını bu cevap belirleyecektir herhalde. Sizin vereceğiniz cevap değil de Fenerbahçe camiasının kendi içinde vereceği cevap. Alex'in Fenerbahçe efsanesi olduğu yerde Aykut Kocaman Fenerbahçe camiası nedir? Zor soru. Zor soru değil, çok nettir. İki kere efsanedir benim için.
Benim için iki kere efsanedir Aykut Kocaman, Fenerbahçe camiası için. Alex bu futbol, bu kulübe sadece futbolcu olarak hizmet etmiştir. Aykut Kocaman hem futbolcu olarak hem de teknik adam olarak hizmet etmiştir. Aykut Kocaman bu takımda 3 kere gol krallığı yaşamıştır. Ki Fenerbahçe tarihinin en çok gol atan oyuncusudur. Aykut Kocaman bu takımda şampiyonluk yaşamıştır. Aykut Kocaman bu takımın yaklaşık 25-26 yıllık Türkiye Kupası hasretini üst üste 2 kere alarak nihayete erdirmiştir. Aykut Kocaman bu takımın Avrupa'daki zirvesini sağlamıştır. Bir Avrupa Kupası'nda yarı final oynamasını sağlamıştır ki bu aynı zamanda bir Türk takımının bir sezonda en çok maç oynadığı sezona tekabül eder. Zico'nun Şampiyonlar Ligi çeyrek finalini de unutmuyoruz bu arada. Bunun dışında Alex vardı o kadroda. Bunun dışında Aykut Kocaman 3 Temmuz'da ki duruşuyla Fenerbahçe camiası için birleştirici unsurlardan birisi olmuş. Şimdi sonrasında Aykut Kocaman işte bizim istediğimiz futbolu oynatmıyor vesaire vesaire üzerinden gidip de bütün bunları inkar edip Aykut Kocaman'a belden aşağı vuran birileri var ise ben bu insanların Fenerbahçeliğinden de şüphe ederim. Ben bu insanların vefa duygusundan da adalet duygusundan da şüphe ederim. Ben asla Alex'i küçümsemiyorum ama Aykut Kocaman'a karşı da adeta Fenerbahçe camiasının içindeki bir eksiklikmiş, bir yanlışmış muamelesi yapılmasını da kabul etmiyorum. Dolayısıyla gerçek Fenerbahçelilerden beklediğim bu akşam nasıl ki Alex'i bağrınıza basacaksınız, Aykut Kocaman'ı da aynı şekilde bağrınıza basın. Ha, maç başladıktan sonra tabii ki Fenerbahçe'yi destekleyeceksiniz. Orada Aykut Kocaman'a destek verecek haliniz yok. Maç biter, herkes yoluna gider. Şu anda Aykut Kocaman rakip takım teknik direktörüdür. Bunlar başka şeyler. Aykut Kocaman benim nazarımda hakikaten çok değerli bir teknik adam. Yani karakter olarak da çok sevdiğim bir kişilik. Çok düzgün bir adam. İşte demeçleriyle bazen camiası gereği işte taç meselesi gibi birçok konuda demeçleri oldu ama genel itibariyle Türk futbolunun efendi yüzlerinden biri. Fenerbahçe futbolcu olarak hizmet etti. Sonra hoca olarak hizmet etti. 3 Temmuz sürecinde çok iyi işler yaptı. Yani camiye bütünleştirici anlamda. Ama efsane dersen Alex de Aykut Kocaman, bence Alex. Neye göre Alex? Şimdi Aykut Kocaman hem futbolcu hem hoca olarak hizmet etti. Hı hı. Alex bunların ikisini bir anda yaptı zaten. Topçuluğu döneminde yaptı, hocalığı da. Alex bu anlamda çok farklı bir isim. O Zico'nun Avrupa Şampiyonlar Ligi sürecinde, ligde Alex hem teknik direktördü hem futbolcuydu. Çok farklı bir on numaraydı. Yani Avrupa'daki modern futbolda yeri olmasa da bizim ligimizin kaldırabileceği bir on numaraydı. Hani o tür on numaralar kalmadı diyorlar ya modern futbolda. Hı hı. Alex gibi bir adam futbolun her evresinde oynar. Modernliği, taş, Cilali Taş öncesi futbolu her türlü çağında oynayabilir. Her türlü döneminde oynayabilir. Alex'i farklı kılan ki Aykut Hoca hakikaten bir Fenerbahçe efsanesidir. İyi bir Fenerbahçe'dir. İyi bir hocadır. İyi bir karakterdir. Ama Alex'in farklı bir özelliği var. Şimdi Sergen Yalçın'a demişler Alanya Sporlu futbolcular. İşte Sergen demiş ki Sergen Hoca. Ya işte koşmada sıkıntı var, koşmuyorsunuz falan. Bir tanesi demiş ki ya hocam sen de koşmuyorsun. Sen de benim kadar yetenekli ol. Sen de koşma. Şimdi Alex kadar yetenekliysen hem teknik adamlık konusunda hem virtüözlük konusunda iki işi bir arada yaparsın. Hem hocalık hem futbolculuk. Aykut Hoca da tabii ki efsane ama Alex'i farklı kıl. Alex çok farklı bir oyuncuydu. Yani bir Beşiktaş'tı. Fenerbahçe maçında Alex'in oynadığı dönemde ben gidin bir Alex'i seyredeyim der. Bir Galatasaraylı bunu der. Bir Fenerbahçeli der ki ben gidin de bir Hacı'yı seyredeyim. Eskiden bir Fenerbahçeli derdi ki ya gidip şu Sarı Fırtına Metin'i mi seyredeyim? Bir Sergen'i seyredeyim. Alex işte böyle oyunculardan biri bana göre. Peki Alex'in teknik direktör olsa başarılı olacağının bir garantisi var mı? Onu bilemiyorum. Yok. Genelde iyi futbolcular iyi teknik direktör olamıyorlar. Yani da garantisi İyi futbolcu olup da iyi teknik direktör olmuş insanlar var tabii. Ama var mesela ama... Hacı ifadesini kullandığı için mesela Hacı'nın
Türkiye'deki en azından teknik direktörlük performansını biliyoruz. Veya Avrupa'da çok büyük başarılar yakalamış teknik direktörün Türkiye'de gelip de futboldan anlamadığı yorumlarını yorumlarına maruz kaldığını da biliyoruz. Dolayısıyla ikisini ben bir kulvarda değerlendirmem. Sadece şunu söylüyorum. Alex bir Fenerbahçe efsanesidir. Alex oynadığı dönemde bir Türk futbolu efsanesidir. Bütün ligin istatistiklerini alt üst etmiş bir adamdan bahsediyoruz. Ama bu demek değildir ki Alex'i seviyorsan Aykut Kocaman'ı sevmeyeceksin. Yok, yani Aykut Kocaman'ı seviyorsan Alex'i sevemezsin. Böyle bir durum yok. Onlar farklı değerlendirmeler. Bu iki adamın ortak paydası Fenerbahçe'dir. Ve Fenerbahçe'yi seviyorsan, Fenerbahçe'ye değer veriyorsan bu iki ismin hakkını teslim etmek zorundasın. Bu kadar basit. Ve tekrar vurguluyorum. Fenerbahçe'nin şu an itibariyle ki hiçbir kulübün hiçbir dönemde ihtiyacı yoktur böyle bir şeye. Bölünmesine